Herkese tekrar merhabalar. Yaklaşık 15-20 dakika önce bir test yayını yapmıştık ve şimdi artık programımıza başlayabiliriz. Bir cuma akşamından tekrar merhabalar. Tabii öncelikle sağlık diliyoruz herkesin evlerinde kalarak. Bu süreci en iyi şekilde atlatmasını arzu ediyoruz. Bizler de her zaman söylediğimiz gibi burada birbirimize ses soluk olmaya çalışıyoruz. Enerjimizi paylaşıyoruz. Bazen dertleniyoruz, bazen seviniyoruz. Hayat hikayelerinden çıkarımlar yaratmaya çalışıyoruz. Kitaplardan feyiz almaya çalışıyoruz. Ve gördüğünüz gibi ben de kütüphanemin önünden bu yayınları yapıyorum. Bazen kelime oyunları oynuyoruz, kitap oyunları oynuyoruz. Bugün de yine çok 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 özel bir konuğum var. Kendisi yayınımıza katıldığı zaman da onu sizlere tanıtmaya başlıyor olacağım. Milyon dolarlık sözlerde sabah uğrunda ölecek bir hayalim varsa saati kurmaya gerek kalmaz demişti. Yani insanın içindeki kapsüle nasıl gireceğini çok iyi biliyor Ali Bey. Orada da birçok yaşadığı deneyimleri paylaşmıştı. Ve son kitabı da bu mucizede de bir gün büyük rejisör sahneyi değiştirirse soracağız ona bu sahne nasıl değişecek diye. Öyle değil mi? Şimdi hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bu çok keyifli bir ortamda. Sizlerle beraber olmaktan çok mutluyum. Başak tabii çok özel bir insan. Onunla tanıştığım günde o enerjiyi almıştım ama bir gün Başak'la beraber Instagram'da canlı yayında beraber olacağımızı düşünmemiştim. Demek ki mucizeler hayatın her yerinde kendini gösteriyor. Bizim burada konumuz... Buyurun. Nasıl geliyor? Sesler nasıl duyuluyor bilemiyorum. Hiç, yani her şey. Görüntüde ve seste hiçbir sıkıntı yok. Rahat rahat, aynen, keyifli bir şekilde sohbetimize devam edebiliriz Haluk Bey. Aynen. Şimdi bizim öncelikle şunu söylemek istiyorum. Hani bazen böyle kozmik duygular, mucize gibi kelimeler çok böyle çabuk kullanılabiliyor. Bizim burada amacımız kesinlikle bir değerlerin üzerinde. Kimsenin anlamakta kolaylık yaşamayacağı zor bir tanımları oluşturup bunun üzerinden böyle bir nasıl söylesem karmaşık bir yapı oluşturmak diye. Bizim amacımız şu: hayatta güzellikler, hayatın akışı, mucizeler, her şey oluyor. Biz sadece şunu düşünüyoruz: insanoğlu olarak yaşam enerjimizi, hayatın bize vermiş olduğu kinetik bir enerji birikimi sağlayan çabalarımızı ve bunun sonucunda içimizde dolan enerjiyi o kadar basit konulara harcıyoruz ki daha net, daha bizi ileriye götürecek konular için enerjimiz kalmıyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani sabah uyandığımızda Tokyo borsasının nasıl açıldığını merak eden arkadaşlarımız var. Öğleye doğru acaba bugün New York nasıl açılacak diye düşünen arkadaşlarımız var. Şimdi bu arkadaşlarımızın çoğu şu anda evlerinde ne New York'a uçabiliyorlar, ne Tokyo ile ilgili haberler alsalar bile internet üzerine yapacakları birkaç hareket dışında çok hareket alanları yok. Aramızda tanıdığımız günde ayda yaklaşık 30 günün 20'sini uçaklarda geçen arkadaşlarımız şu anda 80 metrekare evde oturup belli çalışma yapmak zorunda kalabiliyorlar. Şimdi benim burada anlatmaya çalıştığım konu şuydu: İnsanın içinde oluşan çok değerli enerjiler, hatta zorlanarak oluşan enerjiler çok gündelik konulara ve bizim dışımızda gelişen konulara harcanabiliyor. Mesela pariteyi takip eden arkadaşlarımız var. Dolar, euro ne oldu diye. O kadar zor bir konu ki. Ve bu yolda çok para kazananlar olduğu gibi çok servetini harcayanlar da var. Şimdi biz bunların hepsini toparladığımızda şöyle bir konuyla karşı karşıya kalıyoruz. Ben çok ünlü bir düşünüre şunu sormuştum. Demiştim ki ya ben dua ediyorum. Her gün iyi niyetle yola çıkıyorum. Çok iyi düşüncelerim var. Fakat demiştim bir türlü isteklerim tam anlamıyla oluşmayabiliyor. O da bana şunu söylemişti: dünyada güzellikler, bu büyük alemde, bu gezegenlerin bile bir sırayla dizildiği bir alemde, bu güneşin bir belli bir döngüyle hareket ettiği, güneş açısının belli bir açıyla geldiği, mevsimden oluştuğu çok güzel ortamda aslında dedi, her türlü güzellik var dedi. Fakat dedi biz dedi zihinsel yorgunluğumuzla, öncelik sıralamamızla, önemliyle önemsiz ayırt etmedeki yetersizliğimizle sanki dedi bu güzellik yağmuruna şemsiye tutuyoruz dedi. Ve bize ulaşmasını engelliyoruz dedi. Şimdi benim o aklımda hayat boyu kaldı. Yani hep şunu düşündüm: acaba dedim bir gün yani bu denizdeki sular daha net, temiz görünecek mi? Bir gün kafam o denizdeki sular kadar net olabilecek mi? Bir gün nasıl plajlarda mavi bayraklı plaj bulduğumuzda koşarak gidiyoruz, acaba ruhumuza da bir mavi bayrak dikmek şansımız olacak mı? Benim hep kafamda bunlar vardı. Çünkü o kadar hayatın gelişinin bize sunmuş olduğu çaresiz sunumlar ve darlıkta hareket ediyorduk ki o geniş perspektifi görmekte zorlanıyorduk.
İşte buradan yola çıkarak aslında bizim ilk kitabımız iş dünyasına bu konuda biraz uyandırmak evet. içindi. Orada üç tane önemli değeri bulduk. Bir tanesi halkımız okumayı sevmiyor. Maalesef sıkılıyor. İkincisi bizim bunda, halkımız... Bunda şaşırdık mı? Bunda şaşırdık maalesef. Şaşırmadık. İkincisi bizim halkımız acıları neşeye çevirmeyi seviyor. Yani bakıyorsunuz mesela bir Domdom Kurşunu adlı bir şarkı var, halay var. Aslında içinde bayağı bir ölümler, kalımlar var ama halay çekiyoruz 5 sene sonra. Buna sevgili ünlü sanat üstadlarından şöyle bir yorum gelmişti. Anadolu halkı 5 yıl içerisinde tüm ağıtları halaya çeviriyor diye. Yani biz gülmek istiyoruz, sıkıntı istemiyoruz, unutmak istiyoruz. Bir de bizim halkımız bir konuyu anlatırken konunun temelinin bilimsel anlatılması önce yerine önce bir kavramsal tasarımın espri üzerine kurulup oradan bilimselliğe taşınmasını seviyor. Yani mecazi şeyleri çok seviyor, eşleşmeleri çok seviyor, teşbihleri çok seviyor, benzetmeleri çok seviyor. Biz o yüzden ilk kitabımızı ben eğer okuma şansı olmayan arkadaşlar varsa şöyle göstermek istiyorum. Ben de gösteriyorum. Milyon Dolarlık Sözler kitabı da yayınlandığında o zaman bir ekonomik çalkantı dönemiydi. Yayın evleri birazcık kitap basmakta zorlanıyorlardı. Ertelemeler çoktu. O zamanlar sağ olsun benim çok eski dostum hem eşiyle hem kendisiyle değişik mecralarda, değişik konularda paralel bulundum. Hay Yayınları'nın sahibi Rauf Üstadımızla karşılaştım. Kendisine dedim ki Rauf bir kitap var. İşte şu yayın eviyle görüştüm. Ekim'de yayınlamak istiyor. Aylardan Mayıs. Öbür yayın eviyle görüştüm. Eylül'de yayınlamak istiyor. Herkes seçimden sonraya bırakıyor. Haziran seçimler var. Rauf Bey şöyle aldı. Kitabı şöyle taradı. O zaman kitabın adı biraz farklıydı. Ben biraz daha hani çekici olmayan bir isim koymuşum. Çünkü ben yazar olmadığım için yani köken itibariyle ve basın yayından gelmediğim için. Kendisi bunların arasından 70 tane söz, 70 tane hikaye, 70 tane benzeşim, 70 tane iş hayatından örneğin eşleştirdi bu kitapla alakalı. Şöyle bak dedi ki hiç aradan şöyle bir sözü çekti. Sabah uğrunda ölecek bir hayalim varsa saati kurmaya gerek kalmaz. Ben önce bunu bir anlatmak istiyorum. Müsaade eder misiniz? Yoksa siz araya girmek istiyor musunuz? Yok hayır, o kadar güzel anlatıyorsunuz ki. Bu da çünkü benim hayatıma şiar edindiğim şeyler ve işimi aşkla yaptığımdan dolayı beni hiç zorlamayan ve benim hayat akışımda olan bir cümle olduğu için sizden yazma amacınızı dinlemeyi keyifle bekliyorum. Şimdi ilk kitaptaki motto, yani uğrunda ölecek bir değeriniz varsa sabah saati kurmaya gerek kalmaz esprisi şuradan doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi işletme bölümünde veya idari ilimler bölümünde bir seçmeli ders vardı, insana bakış açıları. Fakat onun dersi veren kişi Doktor Gülkaynak çok espritüel bir kişiydi, çok hoş bir insandı. Nedense dersi herkese vermiyordu. Yani bir kuyruk oluşuyordu. Kendisi tabii yılların vermiş olduğu klinik psikolog olmanın verdiği tecrübeyle şöyle yüzlerine baktığı insanlardan dersten en çok fayda sağlayacağını düşündüğü olanları seçiyordu. Hı hı. O yüzden derste böyle genelde 10, 11, 12 kişi oluyor ama derse inanılmaz sayıda dersi almayan insanların katılımı vardı. Amaçları şuydu, dinlemek istiyorlardı. Ders yaklaşık 14 tane ders var çünkü 14 hafta vardı o dönemde. 14 hafta içerisinde her hafta bir hafta özlem, bir hafta paylaşım, bir hafta özgürlük, bir hafta yaşam ve ölüm gibi konular inceleniyordu. Oradan kişilik teorilerine, yani Freud'lara, işte Jung'lara falan turlar atıyorduk böyle. Derslerden bir tanesi de o hafta, yani direkt şu haftamızda özgürlük üzerineydi. Tabii hem yer ottu hem yıllardan 1980'li yıllar olunca çok böyle tartışmalı bir ortamda bu özgürlük tartışıldı. Ve tartışılırken sonunda çok enteresan bir şekilde bir kolektif bir anlayışla şöyle bir tanıma gelindi. Özgürlük bilinmeyenin belirsizliğine adım atabilme gücüdür. Evet. Tabii birazcık başladığımız noktada bir özgürlük bağırmak, çağırmak, koşmak, eğlenmek falan gibi kavramlardan böyle bir yere gelmesi düşündürücüydü. Çünkü şunu düşündük. İnsan inandığı, kendin içinde bunu yapmak üzere enerji bulduğu bir konuda eğer burada bilinmeyenin belirsizliği olduğu için yani birikimlerimi ben bu işine harcamak zorunda kalabilirim. Ben bunu yaparsam insanlar tarafından hoş algılanmayabilirim. Bunu yaparsam bütün ömrümdeki kariyerimi belli bir süre için riske atabilirim gibi konulara girmeye başlayınca hayatımızın en tehlikeli şey olmaya başlıyordu. Ne olmaya başlıyordu? Hayatta insanı üzen şey genelde yaptığı şeyler değil, yapamadığı şeylerdir. Kesinlikle.
İnsan yapamadıklarını düşündükçe ah der, bu fırsat önüme gelmeden yapamadım. İşte hayat sanki bizle böyle hafif bir, siz voleybol tarafında üstadsınız. Böyle voleybolda vardır. Hani bazen ben şöyle derim. Futbolda kötü bir takım iyi bir takıma karşı iki devre bile direnebilir. Hani bazen izliyoruz. Mesela Andorra-Türkiye maçı. Normalde maçın 8 bitmesi lazım ama zorla yeniyoruz. Çünkü fizikin en çok kullandığı alan bir tanesi. Basketbolda derim kötü bir takım İyi bir takıma karşı bir 10 dakika direnebilir derim. Fakat bazen ben böyle özellikle voleybolda dengesiz güçlerin maçlarını seyrettiğimde birden maçın koptuğunu görüyorum. Yani böyle pat 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 maç bitiyor. Gittik mi gitmedik mi, bilete verdiğimiz paraya mı yanalım falan gibilerden. Hayat da biraz böyle. Karşısında güçsüz birini bulunca voleybolda olduğu gibi la teşbih çok çabuk oyunu bitiriyor. Çünkü adam hayır diyor. Hocam biz ona ne diyoruz biliyor musunuz? 45 dakikada soyunma odası diyoruz. Aynen. Hayatta 45 dakikada soyunma odasına gitmemek için insanın hayalleriyle ihtiyaçlarını, duygularını, birçok şeyi dengeleyen bir mekanizma içerisinde olması lazım. Burada ne devreye girmeye başlıyor? Bizim bilinmeyenin belirsizliğine adım atabilme gücümüz. Yani biz bir şeye inanıyoruz ve gitmek istiyoruz. Ben bununla ilgili kitapta bir örnek vermiştim. Ben oğlum, büyük oğlum, yani birçok konuda böyle jenerasyon kopukluğumuz var. Ve kendisi sürekli işte ben panik atak oldum, ben şu oldum, ben bu oldum falan gibi her hafta bizim yeni alıştığımız kavramlarla karşımıza gelen biriydi. Fakat sonra bir gün ben şunu düşündüm, yani en çok sen ne yapmak istiyorsun şu anda dedim. Ya düşün dedim ki, yani bir dedim mesela 1 Mayıs'ta Havana'da olmak ister misin, o zaman Castro falan hayatta olduğu dönemlerde. Enteresan dedi ve arkadaşlar beraber oraya gittiler. Daha sonraki 3 ay boyunca ben oğlumu göremedim. Çünkü oğlum 3 ay boyunca valide çalışmış İstanbul'da, Esma Sultan Yalısı şurada burada. Çünkü tekrar oraya gitmek için para biriktirmeye başlamış ve birden panik atağı kayboldu, korkuları kayboldu. Onun için bir hedef ortaya çıktı. Havana'da tanıştığı arkadaşıyla tekrar görüşme isteği. Şimdi ben şunu görmeye başladım. İnsanların içerisinde bir hedef olmadığı sürece, bir yere odaklanamadığı sürece çok ciddi sorunlar yaşamaya başlıyor. Şimdi bizim kitabımızın birinci kitapta daha çok iş dünyası hedefledik. Fakat şunu gördük. İçinde insanla ilgili hikayeler çok destek topladı, çok istek topladı. Çünkü içindeki hikayeler sanal hikayeler değildi. İçindeki hikayeler varsayımlara kurulmuyordu. İçindeki hikayeler sanayi sitelerinde, organ sanayi bölgelerinde, ticaret hayatının önemli noktalarında, önemli ithalatçı, ihracatçılar yaşadığı örneklerden geliyordu. Öyle hoş başlıklar bir araya gelme şansımız olmuş. Mesela öğrenmek satın almaktan pahalıdır. Yani bununla ilgili dehşet geri dönüş aldık. Örneğin az insanlı yapıların sistemleri vardır. Virtual, insansız yapılar, e-ortamlar. Özellikle bugün hep şu devreye giriyor. Diyor ki insanlar bizim... Evet, sıkıntı. Verdiği zararı düşman veremez deyip tanımımız vardı. Yani bu mesela inanılmaz mektuplar geldi, inanılmaz mailler geldi. Planı olmayan hayatta her şeyi yapabilir. Yani insanın düşünün, planı yok ama paranız var. Planı yok ama enerjisi var. Her yere yönlenebilir. O yüzden o örneklerden yola çıkarken sevgili Hay Yayınları'nın yönetim kurulu başkanı Rauf dedi ki, Haluk'cum dedi, ya sen iş dünyasına çok odaklanma. Senin insanla olan hikayelerin çok güzel. Senin dedi insanla olan hikayelerinden bir şey yapalım dedi. Ben de o zaman adı aslında şöyleydi. Projemizin kod adı hayatınıza mucizelere yer bırakındı. Yani böyle başladık. Çünkü amacımız şuydu. Bizler bu çok güzel bir kitap vardı. Royal Hunt of the Sun diye ne diyelim. Türkçesi zor tercüme etmesi için de. Bu Güney Amerika'da İspanyolların orayı işgal döneminde yerlilerle yaptığı mücadelede kurulan bir mahkemede yerlilerin önde gelen karakteri Atahualpa'nın savunması üzerine kurulu bir çeşitleme vardı. Orada şunu anlatır, der ki hayatta hep çevremize engeller, kaleler kuruyoruz ve kendimiz olamıyoruz der. Nedir bu diye sorarız o noktada. O da şöyledir. Şimdi ben bakıyorum sıradan bir İstanbul'da Büyükdere Caddesi'nde yerleşik bir şirkette çalışan sıradan bir genel müdür yardımcısına, bir birim müdürüne bakıyorum. Hayatında bireysel emeklilik var. Hayatında tasarrufları var. Hayatında sağlık sigortası var. Hayatında hayat sigortası var. Hayatında işte yazlığı var, kışlığı var. Şu var, bu var, birçok şey var. Şimdi bunlar olunca tabii tüm enerjisiyle kendini koruma altına almaya çalışıyor. Fakat bilirsiniz Anadolu'da bir söz vardır. Hani derler ya,
Ya adamcağız tam rahata erdi. İşte oğlunu evlendirecekti. Kızı doktor oldu. Oğluna eczane açtı. Tam düzenini kurdu ama pat diye gitti derler. Şimdi bunu hiç düşündünüz mü? Yani bunun sebebi kendini garantiye alan insana içimizdeki hayat sanki bir dışarıya mesaj gönderiyor. Bu adamın yapacak herhangi bir şeyi kalmadı diyor. Kalmadığını söylediği için sanki bir yerde bir düğmeye basılıyor ve sabah kalktığımızda hiçbir şeyi kalmayan bir kişi olarak kendimizi maalesef daha sıkıntılı bir ortamda bulma durumuna düşebiliyoruz. O yüzden buradan yola çıkarak ben şunu söyledim, dedim ki hayatta dedim bizi tutan şeyler zorluklar. Bizim DNA'larımız zorluklara göre kodlanmış. Bakın inceleyin, az gelişmiş dünyadaki şehirlerde, yani Hindistan'da, Brezilya'da, Türkiye'de, İspanya'da az gelişmiş semtlerde görülmeyen kanser hastalıkları var. Neden? Sebebi şu. Çünkü o insanların kendi işletim düzeyleri, evham dereceleri çok artmadığı için, biliyorsunuz atasözü var, duvarı nem, insanı gam öldürür derler. Yani evham bulanamadıkları için belli konularda ve operasyonel düzeyde hayatta devam ettirdikleri için o düzeyde bir evhama kavuşamıyorlar. Şimdi siz kendiniz düşünün bakalım. Bazı ekonomik kriz ortamlarında, geçmişte yaşanan yıllarda, 1994'lerde, 2001 yıllarında en çok rahatsızlık geçiren insanlar en büyük parası olanlardı. Hep şunu düşündü, acaba yarın sabah paramıza ulaşabilecek miyiz? Ama Şu o gün anda da itibaren... öyle mi bu durumda? Virüslü ortamda da şu an böyle mi? Bilemiyorum yani bu günleri ben yorumunu yapmak istemiyorum. Bugünleri ileride konuşacağız. Yani bugünler kendine özel günler. Bence Evet. bugünlerin en güzel tarafı şu, bunu arada söylemek istiyorum. Geçen hafta Cuma günü sevgili hızlı okuma kursu sahibi danışmanının sahibi Kezban Hanım bağlandı. Çok böyle ben şunu söyledim ki fizik kanunudur dedim. Başlayan bir şey bitmeye de başlamıştır dedim. Evet. Yani çünkü dedim şunu bilin dedim. İnsan ilişkilerinde böyle böyle. Birini seversiniz, arkadaş olursunuz ama başladığı gün bitmeye de başlamıştır bir ilişki. Bir iş hayatını düşünün aynı şekilde. O yüzden ben bugünleri şöyle diyorum. Bugünler bitmeye başlamış günler. Bittikten, kapandıktan sonra hep beraber konuşalım. Ama şu çok önemli. Yani insanın içindeki enerjiyi evham ile yok etmemesi için ne yapmamız gerekiyor? Evham ile. Çünkü evham içimizde bir virüs. En tehlikeli virüs. Şu anda koronadan daha tehlikeli virüs var. Evham endişe. Evham endişe virüsünden kurtulmamız için bizim muhakkak kendimizi yeniden formatlamamız lazım. O yüzden hayatta mucizelere yer bırakın derken biz mucizeyi haşa onunla uğraşmıyoruz. Bizim uğraştığımız konu içimizdeki enerjiyi pozitife çevirip yaşam enerjimize kendimizi yeniden formatlayıp ve bir kapıyı açmak. Şimdi burada şunu şöyle yapmaya çalıştık. Önce ben girişte okurlarımdan özellikle izin isteyerek, özür dileyerek bir 20-30 sayfa kendi hayatımı anlattım. Yani benim hayatımda her aşamada tren kalkmadan beni istasyonda bekliyordu. Yani gittiğimde hep oradaydı. Yani gitmek istediğim için oradaydı. Yani bu şöyle bir şey. Gün geldi, dedim bu tren kalkmıştır dedim. Gittiğimde 2 saat rötar olduğunu gördüm. Ama istasyona gittiğim için gördüm. Gitmeseydim gittiğini sanacaktım. Sonra şununla karşı karşıya kaldım. Hayatta bizim görmediğimiz bazı karmaşık bizim dışımızda şeyler var. Biz bunu anlamak, bununla uğraşmak zorunda değiliz. Biz sadece işimizi yapmakla görevliyiz. Biz işimizi yaptığımızda, yani biz sefere çıktığımızda başarı, zafer bizi bekliyor bir yerde. Ama biz o olacak mı kararını verecek olan biz değiliz. Yani biz şunu söyleyemeyiz hani ya ben gitsem ne olacak ki? Benden ne olur ki? Ya biz bunu nasıl başaracağız? Hani bizim bir Dubai'de arkadaşlarla espri yaptığımız bir konu vardı. Sevgili Dubai'li arkadaşlar beni hoş görsünler. Yani kaba anlamda söylemek istemiyorum. Hani bir söz var. Yani Japon şöyle dermiş. Hani biri yapıyorsa ben de yapmalıyım. Biri yapamıyorsa mutlaka ben yapmalıyım dermiş. Dubai'lilere ben de takılıyorum. Hani onlara diyorum ki siz şöyle düşünüyorsunuz diyorum. Hani espri olsun diye. Biri yapıyorsa bırakın yapsın. Biri yapamıyorsa ben nasıl yapacağım falan gibilerden. Şimdi buradaki esprimiz şu. Biz bir şekilde buradaki değişik hikayelerimizde yaklaşık 18 tane öykümüz var. Bunların yaklaşık %90'ına ben bizzat içinde bulunduğum hikayede yazı anlatıyorum orada. Belki bir tanesi duyduğum hikaye olabilir. Hepsinde şöyle bir şey vardı. Biz çalışmak zorundayız. Biz mücadele etmek zorundayız. Ben şu anda her gün, yani devletin bize izin verdiği her gün 2 saat ofisimi açıyorum.
Ve 2 saat gidiyorum. Hani biraz böyle Şener Şen'in tiplemelerinde olduğu gibi. Ofisimi açıyorum, havalandırıyorum. İşte bir tane asistanım var çok pimpirikli. O geliyor, domestosla her tarafı siliyor, ediyor, temizliyor, şey yapıyoruz. Ve tüm görüşmelerimi orada yapıyorum, ofiste yapıyorum. Ofiste yapmama gerek yok. Ama ben bugün böyle diyorum durum. Yarın öyle olacak. Yani biz yaşamayı korumamız gerekiyor. Şimdi bizim bu kitabın içerisinde şöyle bir konumuz var. Biz sadece bunu anlatırken hani kendimizle olayı bağlamak ve kendi yorumumuza girmemek adına hemen hemen birbiriyle tanışmamış, 2 tanesi hariç, 2 tanesinin bir ufak yazışmaları falan olmuş, 7 tane düşünür aldık. Ama bu düşünürleri felsefe köken düşünürlerden değil, bu düşünürleri mesleğinde başarılı olurken düşünmüşlerden seçtik. Mesela Tolstoy. Yani Tolstoy düşünür mü? Tolstoy yazar. Yani bazı iddialara göre dünyanın en iyi 3 yazarından biri diyorlar. Ama kendisi tabii yazar ama şimdi ne yazarı? Hani yazar derken mesela İnsan Neyle Yaşar adlı kitabı okuyan insanın hayatı değişiyor. Yani orada insan neyle yaşar? İnsana kaç metrekare lazım? İnsana ne kadar toprak lazım dediğinde iş değişiyor. Dünyada saatle, ruble hesabıyla yer satılan tek hikayeyi orada okudum ben. Biraz daha aç gözlülük, aç gözlülük adına söylenebilecek çoğu sözü söylemiş biri sonuç itibariyle aynı zamanda. Diğer tarafta Einstein var. Einstein bir fizikçi. Hala Einstein'ın bulduğu veya geliştirdiği kuramların dinamikleri değil, bunu nasıl düşündüğüyle ilgili kulüplerde tartışmalar var. İşte burada Jung var. Tabii Jung, biz Freud'u almadık, Jung'u aldık. Burada işte Erik Fromm var. Burada çok önemli eski adıyla Weiss, yeni adıyla Esed adını almış düşünür var. Çok ilginizi çeken bir düşünür. Çünkü sevgili eşi Elsa'yla 1925'li yıllarda Berlin'de metroda karşılaştı. Müthiş. Diyor ki, soruyor eşine, neden diyor bütün yüzler gergin diyor. Halbuki bu yıl Almanya'nın en iyi yılı diyor. Sevgili Elsa cevap veriyor, diyor ki bu yıl diyor Almanya'nın en iyi yılı ama diyor faslasızca gelir peşinde koşmaktan halkımız yorgun diyor. Evet. Ve daha sonra müthiş bir yorum getiriyor. Yanına yaklaştıkça uzaklaşan hedefler insanları yanlış yönlere dehliyordu, yanlış yönlere götürüyordu diyor. Şimdi bu düşünce içerisinde bunu önce felsefi olarak aldık o kutudan. O kutunun içine bir arkadaşımızın kendimizin hikayelerini koyduk. Ben şahsım adına çok ders aldım ve şöyle baktım, yanına yaklaştıkça uzaklaşan hedefler bizleri çok yanlış yerlere doğru yönlendiriyordu. Bunun üzüntüsü, sıkıntısını yaşadık, paylaştık, örneklerini anlattık ve insanlara dedik ki gelin arkadaşlar yanlış hedeflerin peşinden koşmayalım. Yaşam enerjimizi, yaşamın bizde yarattığı sanki kinetik enerjiyi, kilometrelerce fren yapıp dur kalktan sağladığımız enerjiyi yokuş yukarı çıkarken doğru yokuşlarda kullanalım. Yanlış yerlere kullanmayalım dedik. Hı hı. Ben size bir dakika şey yapayım, topu size vereyim, bir nefes alayım. Hayır, ben sizin ritminizi bozmak istemediğim için araya girmek istemedim. Çok güzel özetliyorsunuz. Ben kitabı şuradan da bağlamak istiyorum. Yani bu Bir Mucize kitabında özellikle ileriye bakarken de bir düğüm daha başlığı altında insana dair paylaştığınız çok özel doneler var. Sonuçta işte 7-8 milyar eşsiz bireylerden oluşuyoruz ve dünyada çeşit çeşit insan var ve istatistiki ortalama bireyden ayıran özellikler demişsiniz mesela, bu cümleyi okumak istiyorum. Evet. Her birimizin tecrübe ve yaklaşımları arasındaki küçük farklılıklar her yaşamın özünü ve ızdırabını oluşturuyor. Birileri yaşıyor, birileri şahit oluyor, birileri okuyor, birileri de aktarıyor. Ve buradan da mutluluğa bağlıyorsunuz. Vakit, emek ya da gönül ayırdığınız işleri gözden geçirmemiz gerektiğini vurguluyorsunuz. Bizler bir şekilde mutluluğa çok anlam yüklüyoruz. Mutluluğu hep hayatımızda arıyoruz. Hep mutlu olalım da istiyoruz. Ama bu bizim hayata ne verebildiğimizle de önemli olduğunun üstüne çok güzel bir şekilde vurguluyorsunuz. Burası bence kritik noktalardan biri ve kitaplar gerçekten de, yani zihni dekore etmenin en önemli yolu sizin de belirttiğiniz gibi hayatı önemsemek. Bir kitapta deneyimlerinizi paylaşırken bir diğer tarafta da daha da insancıl öğelere yer vermişsiniz. Siz de belirttiniz zaten, işte Tolstoy var, Bosnalı Osman'ın hikayesi beni inanılmaz etkiledi. Doktor Levent paylaşımı inanılmaz etkiledi. Mevlana'dan, Einstein'dan, Fromm'dan paylaştığınız sözlerle harmanladığınız hikayeler gerçekten çok 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 özel. Ben öncelikle emeklerinize sağlık diyorum Haluk Bey. Ben biraz ilk kitaba da dönmek istiyorum. Daha çok iş dünyasını ilgilendiren kitapta.
Sonuçta insanlığın büyük ve muhteşem eseri bir amaçla yaşamayı bilmek demiş ya Montaigne. Evet. Ve diyoruz işte sabah uğrunda ölecek bir hayalin varsa saati kurmaya gerek kalmaz diye. Sizler birçok şirkette de çalışıyorsunuz ve bu şirketlerin başarılı olabilmesi sizin yönetiminizde de gerçekleşiyor. Danışmanlık verdiğinizden dolayı. İşte bütçenin gerçekleşmesi gerekiyor, operasyonel bir başarı gerekiyor. Bunun yanında stratejik başarıyı ortaya da koymak gerekiyor. Bizde Türkiye'de birazcık sizin deneyiminizle yönetici profilini bize birazcık çizer misiniz? Benim merak ettiğim noktalardan biri. Çünkü herkes iyi kötü ya da orta dereceli senaryolara çok fazla hazır olamayabiliyor. Bizler sabırsız da bir toplumuz. Durumun değerlendirmelerini yaparken de büyük sıkıntılar da yaşayabiliyoruz. Bu konuda neler söylersiniz? Farklı insan yapılarıyla karşılaştınız çünkü. Nasıl değerlendirmek istersiniz? Şimdi bizim burada en önemli kelime bence planlama. Bizim sevgili toplumumuz, bizim DNA'larımız, bizim sevgili Jung'un tarifiyle herkes diyor büyük bir ruhsal kolektif bir kazanımların diyor bir parçasıyız diyor. Hepimiz o havuza birikim atıyoruz diyor. Zaten böyle olmasından dolayı Anadolu insanının özellikleri farklı, Norveçlinin farklı, Çin'den gelenlerin farklı. Çünkü hepsi bir birikimi paylaşıyor sonuçta. Ama şimdi bizim şeye baktığımızda ülkemize, bir kere ülkemiz kuzeyden güneye olmayan tek yarımada dünyada. Dünyadaki bütün yarımadalar kuzeyden güneye. Yani Hindistan, Kore, İtalya, Miami, İspanya, Danimarka. O yüzden bizim ülkemiz çok büyük kavimlerin geçtiği ve bu yarımadanın doğudan batıya doğru çalıştığı, o yüzden soframızdaki yemeğin 8-10 kültürün parçası olduğu çok karmaşık bir yer. O yüzden bizim ülkemizde böyle bir taşınan, insanlara doğduğu gün aşılanan sanki zeka var. Ve bu zeka bazen bizi çok güzel yerlere götürüyor. Bazen de bizi zor yerlere taşıyor. Şimdi sorduğunuz sorunun çok önemli bir ayağı var. O da şöyle. Ben hep yatılı okuduğum yıllarda şöyle bir takıntıyla büyüdüm. Yani Almanlar bizden daha çalışkan, Japonlar bizden daha zeki gibi bir takıntım vardı kafamda. Sonra uzun yıllar sonra Almanya'ya ve Japonya'ya değişik yerler gitmek zorunda kalınca şunu gördüm. Yani yanlış anlaşılmasın. Yani her iki ülkede çok büyük saygım var. Ben Almanların bizim kadar çalışkan olmadığını, Japonların da bizim kadar zeki olmadığını düşünüyorum. Yani biz onlardan altta kalır durumumuz yok. Fakat şunu gördüm, her iki ülkede de bizde çok zayıf olan bir fonksiyon var, planlama. Hı hı. Yani fabrikalara gittiğimizde, bizim gidin bugün herhangi bir fabrikaya girin, herhangi fabrikaya. Üretim müdürlüğü çok güzel oturmuştur. Satış bölümü çok iyi oturmuştur. İki tane zafiyet gösteren birim vardır. Biri pazarlama, bir tanesi de üretim planlamadır. Çünkü biz bu iki tarafta, biz genelde planlamayı sevmiyoruz. Çünkü planlama demek gerçeklerle olmadan karşılaşmak demektir. Yani bugün bakın patronlara. Şu gün Türkiye'de zor ekonomik şartlardan hep beraber aşacağız. Çok güzel tedbirler alınıyor. Ben bu konuda umutluyum. Ben bu konuda inşallah diyorum küresel olarak oluşan bu sıkıntıları ilk atlatan ülkeden bir tanesi olacağız diyorum. Bu konuda içinde bir güç var, bir enerji var. İsteğim bu yönde, dileğim bu yönde. Bu da çok önemli. Fakat şöyle bir şey söylemek istiyorum. Şimdi bakın, geçen gün bir tekstil yan sanayi diyelim. Uluslararası bir dünya markasına imalat yapıyorlar burada. Onlar da konuşurken, arkadaşlarımız da burada notları geçiyor. Hedefsizlik, plansızlık diyorlar, planın parçası. Şöyle bir şeyle karşı karşıya kaldım. Borç yapılarına baktığımda dehşet bir rakam gördüm. Yani çok önemli bir rakam gördüm. Ve bu şirket bu borcun çoğunun kısa vadeli, plansız olmasından da ayrıca bir rahatsızlık olduğunu gördüm. Kendilerine şu soruyu sordum, iki soruyu. Dedim, bir sizin dedim finansal planlama modülünüz nedir? Yani nasıl yaptınız bunu? Finansal planlama modülü değil, finansal uzmanlarının bile çok sınırlı olduğunu gördüm kendilerinin. Yani çok düşük bir ücret alan bir arkadaşımız, kendisini yanlış anlaşılmasın, hani kendisini yanlış yerde kullanmaları kendinin suçu değil. Ama sizin demin sorduğunuz yönetici tanımının içerisine yerleşmek istiyorum. Yani bir kelime var eski Osmanlıca, mütenasip değil derler. Yani uyum, yani kelimesinin çok hoşuma giden bir kelimedir. Yani orada finansal riski alıp kararları verip bankalardan günlük borçlanma yöneten arkadaşımızın
bütünsel borç portfolyosu içerisinde yarattığı riskten hiç haberi yoktu. Hı hı. Ben şöyle bir şey söylüyorum. Sadece finansal planlama değil, üretim planlama, kurumsal planlama, pazarlama, stratejik planlama konularında sonuçları somut olan işlerin soyut ön tasarım taraflarıyla, süreçleriyle ilgili insanlarımızın çok büyük handikapı var. Çünkü bizim halkımız şöyle düşünüyor. İstiyor ki her şey somut olsun. Ama buradan bir mesaj vermek istiyorum. Kurumsal gelişimin temeli olan planlama soyuttur. Sonuçları somuttur. Şimdi burada bir örnek vererek arkadaşlarımla biraz... Bizdeki sorun hedefsizlik diyen de var, sorun aşırı duygusallık diyen de var Türk toplumunun bakış açısına dair bu arada. Evet, ben burada bir esprili bir örnek vermek istiyorum. Yine büyük bir kriz yaşanıyor 1994'lerden sonra. Ben şöyle bir analiz yapmıştım. Türkiye her 7 yılda bir krize giriyor demiştim. O biraz tabii gülümseme yaratmıştı. 94'e 7 yıl eklerseniz 2001 oluyor. 2001'e 7 dakika 2008 oluyor falan filan gibi gidiyor. Aslında kendince bir ritmi var. Eskiye çok uzun gidiyor, şey yok. Fakat burada çok enteresan bir durum var. Finansal planlama anlayışında zafiyet gösteren şirketler açısından, çünkü önemli konu şu anda para, şöyle bir şeyle karşı karşıya kalıyoruz. Ben mesela her krize girildiğinde geçmişte 2001'li yıllarda, 2008'li yıllarda ve onun devamında sıkıntı yaşadığımız yıllar olduğunda hep bankalarla olan ilişkilerde yüksek likiditeye çok önem verilmesinden dolayı benim anlayışımda. Ben arkadaşlara krize girerken ve kriz esnasında kredi kullanmalarını tavsiye ederim sürekli. Ama bizim halkımız genelde borçsuz yaşamak refleksine hemen kapıldığı için onlar da kriz esnasında borç kapama yönelirler hızlı bir şekilde. Şimdi burada mesela bizim çok böyle bir paradoksal trift derler. Yani bir ters bir paradoks oluşmaya başlıyor. Nedir bu? Şimdi mesela bugün birçok kazaları inceleyen programlar var. National Geographic'te falan izliyoruz. Hı hı. Uçak kazaları falan. Kriz esnasında hep kazaların sebebi yanlış hareket yapmaktan kaynaklanıyor. Çünkü o plana bağlı kalınamıyor. Şimdi bizim burada arkadaşlarımıza özellikle anlatmak istediğimiz konu şu. Bu krizler, bu zorluklara girerken finansal tarafta, kurumsal tarafta, üretim tarafında ABC senaryolarını oluşturmamış olmak bile o anda ne yapılacağı konusunu sıkıntıya sokuyor. Bakın bugün için söylüyorum. Bugün için söylüyorum size. İnşallah bundan bir ay sonra yavaş yavaş normale çıkmaya başlayacağız. Şimdi bir ay sonra normale çıkmaya başladığımız gün için bugün yolda gelirken bir poliklinik sahibi bir arkadaşımla konuşuyorum. Dedim ki poliklinik olarak dedim aşağıda Aydan Öner kardeşimiz planlama soyut hedefleri somuttur diyor. Evet, doğru söylüyor kendisi. Evet. Şimdi Aydan'a da buradan selamlar iletiyorum. O da çok önemli bir arkadaşımız. Türkiye'de hediyelik ve tasarım tarafında çok önemli sonuçları var. Kendisine zevkle çalışmalar yaptık beraber. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Burada bizim karşımıza bir şey çıkıyor. Tanımlanması gereken bir süreç çıkıyor. Mesela ben poliklinik sahibi bak şunu söyledim. Dedim ki bugün kendisine. Polikliniği açtığın gün dedim. Hı hı. Ben senin polikliniğe geleceğim gün. Kendisi ortopedist. Bana dedim hasta korona sonrası davranış modelimi tanımlayan 10-15 adımlık mesela diğer hastayla benim aramda kaç dakika süre olması lazım ki poliklinik bekleme salonu beklemeyelim gibi bir çalışmam var mı dedim. Hı hı. Dedi ki korona geçsin yapacağım dedi. Hı hı. Ben de kendisi dedim ki lütfen dedim korona geçmeden bunu yapalım dedim. İşte bakın anlayış farkı burada. Bizim genelde bir çalışmayla ilgili ön hazırlık, planlama safhalarına karşı çok büyük zafiyetimiz var. Birinci sorunuzun cevabı bu bence. Bizim yöneticiyle değil yönetim anlayışı sorunumuz var. Yöneticilerimiz çok becerikli. Harika. Harika anlattınız gerçekten. Çok teşekkür ediyoruz. Sonuç itibariyle her zaman exit planlarında yani çıkış planlarında herkesin doğru şekilde yapması gerekiyor ki bu da zaten planlamadan geçiyor. Böyle kriz anlarında durum toparlaması yapmak adına. İkinci kitaba tekrar dönüyorum. Biraz spor odaklı olduğumdan dolayı Adana'da yaşadığınız çok güzel bir hikayeden bahsetmiştiniz. Yani futbola dair, spor dünyasına dair. Spor gerçekten de mücadelenin en net görüldüğü alanlardan biri.
Ve Türkiye'nin de en istikrarlı aşkı zaten futbol. Evet. Ben diğer amatör branşları futboldan hep biraz daha uzak tutmaya çalışıyorum ama bazen bunda çok da başarılı olduğumuz söylenemez işte. Voleybolda son dönemde kazanılan başarılar bir şekilde oraya çekiliyor. Başarı geldiği zaman bu da bir şekilde alıcı bulabiliyor. O Adana hikayesi o kadar güzel ki futbolu kuşatan şartlar, oyunun kendisinden çok aslında bizim neyi önemsememiz gerektiğine dair o hikayeyi sizden bir dinleyebilir miyiz? Şimdi ben öncelikle şunu söyleyeceğim. Tabii yaş itibariyle bugün 40'ın üzerinde olanlar biraz hatırlarlar. Ama daha gençler zor hatırlar. Yenilmez armada kelimesi. Herkes bugün Beşiktaş'a, Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a atfediyor ama köken itibariyle Adana Demirspor su topu takımından kaynaklanır. Çünkü Adana Demirspor su topu takımı 25 yıl aralıksız şampiyon olmuştur. O zamanlar 25 yıl bunu ben de bilmiyordum. Evet. 25 yıl. Wow. 25 yıl evet. Ve bunun 17 yılını namağlup şampiyon olmuştur. Adana Demirspor takımının şöyle bir özelliği vardı. O zaman 4 tane su topu takımı var Türkiye'de. Adalar Su Sporları takımı, İstanbul Yüzme İhtisas ve Galatasaray. O yüzden lig yoktu. Yani sanki böyle bir gayri federe ligmiş gibi. Her yıl bir takımın ev sahipliğinde turnuva yapılırdı. Turnuvada da o dönemde Adana Demirspor yüzme takımı çok iyiydi. Bunun şöyle bir örneği de var. Hani belki bilmeyenlere, hani ben söylemek istiyorum. Çünkü bazı şeyleri hakikaten bilmemek beni üzüyor. Unutmak daha çok üzüyor. Bugün manşı geçen erkek kategorisinde en hızlı geçen kişi Adana Demirspor yüzme takımı Erdal Acet'tir. Kendisinin Adana'da ismini veren bulvar vardır. Erdal Acet ilk geçişte yanlış hatırlamıyorsam 7 saat 40 dakikada manşı geçti. Hala bu rekor kırılamıyor. Onun için evet, ben Alperen Acet de çok iyi bir atlettir. O da başarıyla yoluna devam ediyor aynı zamanda. Devam ediyor. İşte o dönemde Ersin Aydın Anamur'dan Girne'ye yüzmüştür. Bu Adana Demirspor'un yüzme takımının başarısı çok enteresan bir şekilde Adana'da su kanaletlerinde debili ortamda çocukların erken yaşta suya atlamasından kaynaklanır. O yüzden birçok yüzücü antrenman olarak daha sonraki yıllarda Yugoslavların, Hırvatların, Almanların yapmış olduğu debili yüzme havuzu ortamını Adana'da Çukurova'nın verimli tarlalarının kenarındaki kanaletlerde zevkle yaşamışlardır, görmüşlerdir. Şimdi müthiş bu, hikaye. Evet, o yüzden beline kadar yükselebilen yüz topları Türkiye'de herkes Adana Demirspor'da görmüştür. Ve Adana Demirspor 25 sene sonunda takım artık enerjisi itibariyle biraz zorlanmaya başlamış. Çünkü amatörlük ruhu değişmiş. Kulüpte görev alanların çoğu transfer olmuşlar yurt dışına, büyük kulüplere. Ve yenilmez armada işi birazcık hafiften zayıflamaya başlamış. İşte o yıllarda futbol takımı da zayıflamaya başladı. Ve futbol takımına artık böyle asansör takım gözle bakılıyor. Hani bir yıl düşüyor, düşmek üzere falan gibilerden. Bir türlü düşemiyoruz ama düşmeye yakınız. O yıllarda bizim kulüp maalesef Adana Demirspor antrenörsüz, kulüp başkansız şekilde lige girdi. Ve çok üzücü. O zaman şimdi rahmetli oldu Erol Erk, Allah rahmet eylesin. Tercüman Gazetesi'nin spor müdürü. Adana'daki spor müdürü Tercüman Gazetesi'nin kendi anılarında şöyle yazıyor. Kulübe gittim diyor. Kulüpte diyor sessizlik var diyor. Futbolcular oturmuşlar diyor. Değerli futbolcular yavaş yavaş ayrılmaya başlıyor. Yabancılar diyor. Yerli futbolcular diyor. Ne yapacaklarını düşünüyorlar. Fakat diyor hala amatörlük var diyor. Ve diyor gazeteye gelip bunu yazamadım. Dedim ki diyor ben başkan olacağım. Düşünün yani bir gazetenin Adana Spor şube ne diyelim branş başkanı Demirspor'un kulüp başkanı oluyor. Demirspor'un kulüp başkanı olunca tabii çok zor şartlarda ilk deplasmana gidiyorlar. İlk deplasman ve ikinci maç İstanbul'da. Biri o zaman ilk defa birinci çıkmış olan Karagümrük takımıyla ki ona 2-1 yeniliyorlar. Üzüntüden Adana'ya dönemiyorlar. Ataköy CM otellerine kampa giriyorlar. İkinci maçlarda Sarıyer'le. Sarıyer'de çok güçlü bir takım. O zaman şu anda ne durumda bilmiyorum ama Cihan Elektronik'in genel sekreteri Maral Üstekin Bey çok önemli bir şahsiyettir. Kulübün genel sekreteri, genel başkanı ve o yıl Sarıyer tarafında yalıları olan ünlü popüler şahsiyetler Sarıyer'e el vermişler. Çok güzel bir ortamda maça çıkılıyor. O yıl Sarıyer'in tabii ilk maçın sonucundan sonra Adana Demirspor'u çok farklı yeneceğine dair bir oluşman kanaat var. Bu CM otellerinde biz de tabii kulübün o zaman genç taraftarlarına olarak böyle gittik, izlemeye başladık.
Şeyin rahmetli Erol Erkin şöyle bir konuşması oldu. Beni çok duygulandırmıştır. Arkadaşlar, o zamanlar tabii iddia yok, nesine yok. O zamanlar iki tane eğlence aracı var. Birisi milli piyango, bir tanesi spor topu. Toto. Spor loto bile yok. O yüzden herkes genelde spor toto oynar. 13 artı 1 tutturmak üzere eğlence yapılır. İşte tahminler yapılır, ortak oynanır, kolon doldurulur falan gibi. Şimdi ben orada şuna şahit oldum. Erol Erk dedi ki arkadaşlar dedi, bizim dedi şu anda Türkiye'de bütün spor toto sevenler maça bir oynuyor dedi. Çünkü dedi bir hafta önce en zayıf takıma yenildik dedi. Yenildik. Şu anda dedi bütün buna rağmen dedi Adana'da dedi bu kulübün çevresindeki birkaç mahallede dedi 50-60 kişi iki oynuyorlar dedi. Çünkü dedi bu kişiler dedi bir olacağını bilseler bile iki oynamak zorundalar dedi. Yani bireysel ruhsal sağlıklar açısından dedi bir oynamak onlara iyi gelmez dedi. Yani. Sizden ricam dedi bu hafta dedi 50 kişi için oynayacağız ve Türkiye'de 13 artı 1 Adana'dan çıkacak dedi. Hı. Şimdi kulüp ben maça da gittim. Adana Demirspor. Kaçta kaçı çıktı? Adana Demirspor 4-3 maçı deplasmanda aldı. O hafta tek 13 artı 1 Adana'dan çıktı. Bütün yani şey değişti hani şey ortalama. Şimdi ben orada şunu gördüm. Eğer rahmetli Erol Erk futbolcu başına şu kadar para vereceğim deseydi biz o maçı alamazdık. Evet. Rahmetli Erol Erk deseydi ki bu maçı alın ben sizi şuraya götüreceğim dese o maçı alamazdık. O maçta kişileri şöyle sorumlu kıldı. Dedi ki siz dedi bu maçı dedi 50 kişiyle oynayacaksınız dedi. Ve tüm Türkiye'de dedi 13 artı 1 dedi bizim semtimizden çıkacak dedi. Şimdi ben de diyorum ki içimizdeki bir yanan bir güç var, bir alev var. Biz içten yanmalı insanlar olmalıyız. Dıştan çekmeli insanlar değil. Biz kendi gücümüzle hareket etmeliyiz. Ben eleman seçerken hep içten yanmalı insanlar seçiyorum. Dıştan çekmeli değil. Ben eleman seçerken üstü başı toz toprakla gelenleri seçiyorum. Çünkü arabaları olmadığı için metrobüste geliyorlar. Yağmurda sanayi sitesinde yürüyerek geliyorlar. Organ sanayi içerisinde yollarını kaybediyorlar. Ama gözlerinde şunu görüyorum. Biz bunu yapacağız diyorlar. Ben onun için arkadaşlara şu mesajı vermek istedim. Türkiye'de, dünyada her zaman içimizde bizim için iki oynayan bir taraftar var. Yani bizi iyi yerde görmek isteyen bir biz varız, içimizdeki biz. Yani bunu üzmeyelim. Yani bunun için oynayalım. Her zaman her maçı alabiliriz. Biliyorsunuz Osman Podiç'in hikayesi var Bosnalı burada. Müthiş yani orada, bir hikaye, müthiş bir yani hikaye hocam. Burada kaç kişi bir araya geldi, kaç değer bir araya geldi. Ama sonuçta şu oldu, o telefon 7 ay sonra düştü. Düştü ve yani herkesin bir gün telefonu düşecek. Yani o konuda emin olmanızı istiyorum. Ben burada şu mesajı vermek istedim. Konumuz ne Demirspor, ne Osman Podiç. Konumuz tabii, şu. Tabii. Konumuz biz hayatımızda yapabilir miyiz acaba? Yani ben bunu nasıl yapabilirim dediğimiz birçok konu bizi bekliyor. Hı hı. Biz bunu yapmakla mükellefiz. Mücadelesiyle mükellefiz. O yüzden ben buradan arkadaşlara şu mesajı vermek istiyorum. Kitabımız tabii bugün geçen yıl Milyon Dolarlık Sözler DNR'de en çok satan yönetim kitabı kategorisinde bir numaraydı. Ama bu sene mucize çıktığında şöyle bir sorunumuz var. DNR kapalı, AVM'ler kapalı. Yayın evi, nereden ulaşabiliriz diye yazmışlardı zaten. Yayın evi sahibimiz şey dedi, ben dedi bu kitabı dedi bu şartlarda ayın 13'ünde yayınlıyorum dedi. Ben dedim Rauf'cum kim alacak? Ya dedim bu kitap dedi çok okunacak dedi. Çünkü ben dedi çok az kitap okuyabiliyorum dedi. 780 tane kitap yayınlamış şu ana kadar. Ben bir tek isimlerine ve böyle ana temalarına bakıyorum dedi. Bu sefer Çanakkale çiftliğimdeyim dedi. Kitabın dedi tamamını okuma şansım oldu dedi. Ben bunu yayınlayacağım dedi. Ben de buradan arkadaşlara şunu söylüyorum. Yani ben bu kitabı biliyorsunuz yayın işinden hani para kazanmak diye bir düşüncemiz yok ama burada daha çok hani kalp kazanmak, insan kazanmak duygusuyla yola çıktık Rauf'la beraber. Rauf dedim yani buradan ne kazanırsak dedim doğru yolda, güzel yolda harcayalım dedim. Bu bir mucize kitabının kapağını sağ olsun Murat Patavi kardeşim gene fedakarlık yaparak oturup çizdi. İlk kitabın kapağını da o yapmıştı. Murat Patavi Republic Ajansı'nın sahibi. Dehşet bir insan. Yani inanılmaz bir insan. Hep kitabı dinliyor, ediyor sağ olsun. Kitabın düzenlemelerini yine sevgili dostum
Bodrum'dan, bilmiyorum bizi izliyor mu, Türkenur Mutlu Dinçer yaptı. Onun da buradan kulaklarını çınlatıyoruz. Sağ olsun çok değerli insanlar destek verdi. Biliyorsun ortak dostumuz Haldun, işte sağ olsun Karaca Emsan Jumbo grubu buna sponsor oldular falan. Sonuçta bu kitabı dedik arkadaşlarla paylaşalım, şunun için paylaşalım. Benden ne olur, bizden geçti, ben bunu yapabilir miyim diye düşünce içine girmeden yarın sabah üzerimizdeki hal ve gidişimizden, eskilerin bizim karnelerimize hal ve gidiş diye bir kelime vardı. Ben de onu şöyle düzenliyorum. Yani bizim konulara yaklaşımımız, sıcaklığımız ve bununla ilgili sizin ifade ettiğiniz şekliyle durumdan dolayı sabah kalktığımızda şu mesajı verelim. Bütün dünyadaki tüm güzellikler ile aramızdaki şemsiyeyi kaldıralım. Çünkü yağmur çok güzel yağıyor. Bu yağmurdan faydalanalım ve bu yağmurla beraber yürüyelim. Yani kitabı yazınca tabii kitabı da yaşamak zorunda kalıyoruz. Ben bir yıldan beri kitabı notlarını alırken birçok detayı yaşamak zorunda kaldım. Hakikaten hayat zor, hakikaten seçenekler zor. Fakat şunu söylemek istiyorum. Bizler hayatla içimizdeki içi buluşturmak zorundayız. İçimizdeki çok önemli bir iç, çok değerli bir iç. Bu içimizin içindeki dinamikleri içten yanmalı, kendinden döngülü güzel bir sisteme sokmak zorundayız. Bu işte 18 hikayede, 7 düşünürde bunları paylaşmaya çalıştık. Bugün mesela bakın burada Weiss yani Esed'in hikayesinde onun gezdiği toprakların ben bir haritasını çizmeye çalıştım. Yürüyerek gezdiği arazi, at üzerine gittiği yerin toplamı bugün uçakla yaptığımız seyahatlerden inanın çok daha fazla yeri gezmiş. Evet. Yani onun için bu tamamen yani kendisi bir lisan öğrenmiş. Öğrendiği ülkede girdiği yarışmada en iyi konuşan seçilmiş. Bunu kabul etmek. O yüzden ben şunu söylüyorum. İnanılmaz bir güce sahibiz. Ve bizi çok güzel şeyler bekliyor. İnanılmaz bir ülkedeyiz. İnanılmaz insanlarla beraberiz. Çok zekiyiz. Çok kurnazız. Ama planlamamız zayıf. Çok değişime açığız. Ama enerjimiz az. Ve yaşam enerjimizdeki akülerimizi bizle çok alakası olmayan euro dolarlara, bizle hiç alakası olmayan detayları harcıyoruz ve bunlarla enerjimizi yok ediyoruz. Benim buradan söylemek istediğim konu şu. Lütfen hep beraber bir ayağa kalkalım. Hep beraber çok değişik işte adım atalım diyorum. Müthiş. Zaten Mevlana'nın sözünü de paylaşmıştınız. Fi ma fi yani ne varsa içinde aslında. İçindeki aynen. O güzellik. Her şey senin içinde. Aradığın ne varsa o şey seni arıyor diye. Müthiş yani kalbimizin arazileri var tabii. Kalbimizin arazı çok fazla. Hayaller, empatiler, anlayışlar, idrakımız, sevgimiz, aşkımız her neyse. Orada kaybolmadan bir şekilde savaşçıyı yaratanın yolun kendisi olduğunu unutmadan kendi gücümüzü içten toplayıp ve fırlatma rampamızı da bir şekilde bulmalıyız. Evet. Yoksa hayat çekilmez öyle değil mi Haluk Bey? Evet. Evet, ben şöyle söyleyeceğim, Mevlana'nın Fihi Mafi kitabını çoğu arkadaşımız maalesef atlamışlar. Şimdi bu detayı özellikle burada belirtmek istiyorum. Bu Fihi Mafi kitabının içerisinde çok güzel bir detay var. Diyor ki, insan öyle güzel bir şeydir ki diyor, türlü türlü meşguliyetler, gönlün türlü arzuları ve türlü mükellefiyetler insanı bırakmaz ki insan insan olsun diyor. Yani insanı türlü türlü mükellefiyetler, gönlün türlü arzular ve meşguliyetler bırakmaz diyor. Bunu aşabilirsek gerisi bizi bulacak. O konuda rahat olmak dileğiyle. Süpersiniz. Milyon dolarlık sözler dedik. İş yaşamına dair anılarının topladığı Sayın Haluk Ziya Türkmen'in müthiş bir kitap. Acayip deneyim kazanılabilecek bir kitap. Ve son kitabı da Bu Mucize. Her ikisini de sanırım internet üzerinden edinebilirler değil mi? Evet, edinebilirler. Bence şu anda İdefix, Kitap Yurdu falan gibi çok yerde satılıyor bunlar. Çok güzel de bir tempo yakaladı bir hafta içerisinde. Ben teşekkür ediyorum. Ben de elimden geldiği kadar isteyenleri ulaştırmaya çalışıyorum. Yani herhangi bir ücret falan almadan. Ulaşamayan varsa bana yazabilir. Ben kendilerine kargo ile gönderiyorum. Ama tabii bu benim gönderdiğim sınırlı. Ama ulaşım konusunda şu anda bir sıkıntı yok. Tüm kargo şirketleriyle üzerinden güzel bir dağıtım var şu anda. Süpersiniz. Bizim ayrıca sözümüz vardı. Beş hediye. Kitaplarımızı hediye. Onu da siz ayarlarsanız ben kendime ulaştıracağım. Harika. Çekiliş sonucunu ben size ulaştıracağım.
Uğur'un da ölecek bir hayaliniz varsa saati kurmaya gerek yok. Bugünün de mottosu olmuş oldu sizlerin de sayesinde. O zaman cuma akşamını bizle paylaştığınız için, zamanı bizle paylaştığınız için çok çok teşekkür ediyoruz. Yolunuz açık olsun, güzel işlerle, sağlıkla kalarak. Kendinize çok iyi bakın, çok sağ olun. Vallahi çok teşekkür ediyorum. Sevgiler, saygılar. Sağ olun. Katılan herkese de çok çok teşekkür ediyorum. Haluk Ziya Türkmen, o kadar güzel anlattık ki hiç de bölmek istemedim. Su gibi aktı gitti. Kitap okumayı sevenler onun dediklerini çok daha iyi anlayacaklar. Hayata dair güzel bakışları olanlar, zorlukların içerisinden kendilerine çıkış arayanlar. Dediğimiz gibi hani milyarlarca insan var bu dünyada. Hepimizin bakış açıları farklı. O yüzden söylenebilecek bir söz bile bizler için kendimize edinebileceğimiz kazanımlar. Ne güzel ki insanlar deneyimler yaşıyorlar ki bizleri bunu kitaplarında kelimelere dökerek aktarıyorlar. Yazarların özellikle en sevdiğim yanlarından biri bu. Bilgilerini paylaşmaları bizim okumamız için. Ney gönüllü üfleniyor? Bu da bu kitabın sözlerinden biriydi. O yüzden her daim sevgiyle bakarak, hedeflerimizle bütünleştirerek çok güzel günler bizimle olsun. Bu zorlu süreçleri hep birlikte de atlatacağız. Yarın saat 21'de tekrar birlikte olacağız. Bu arada daha önce kitapların çekilişlerini en geç yarın sabah itibariyle paylaşmış olacağım. Hem Şampiyon yeni kitabını Sayın Korkut Ulucan'ın hem de aynı zamanda Gökhan Kutluer'in kitap çekilişlerini oradan da takip edebilirsiniz. Yarın da yine muhteşem bir konuğum var. Bu cumartesi pazar biraz şarkılı gideceğiz. Biraz rap diyeceğiz, biraz türkü diyeceğiz. İnanılmaz güzel konuklarım var yine. O yüzden yarını ve cumartesi özellikle takipte kalın, olur mu? Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.